Ayraklamalar. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım mesajını okuması için edebiyat öğretmenimiz Gürkan Çakal'ı kürsüye davet ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü edebiyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekin bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı, yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Milletimiz, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle vefatının 82. yıl dönümünde cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Arz ederim. Bir inançtır Mustafa Kemal, yurdun dört yönünde bir çağdır yaşayan, sarmış kollarıyla çepçevre ulusu, Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan. Bir bayraktır Mustafa Kemal, çekilmiş kalelere rüzgarda dalgalanan, bozkırın bağrında yol alan kanılara ışık tutan, güç veren, yol bulan. Tarih öğretmenimiz İbrahim Tozlu'yu günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol Üyeleri, değerli misafirler. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü. Bu vesileyle atamızı ve silah arkadaşlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet ve şükran ile yad ediyorum. Burada farklı bir biyografi çıkarmak istiyorum. Atatürk kimdir? O, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. O, ezilen dünyanın kahramanı. O, en büyük reformcu. O, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçebilen tek lider. O, dünyada bir çiçeğe ismi verilen tek lider. O, bir tarihçi, arkeolog, devlet adamı, asker. O, Türk halkının deyimiyle Atatürk. Atatürk gerçekten dünyada eşi az bulunan bir lider. Düşünsenize, en büyük düşmanı Kurtuluş Savaşı'nda Yunan orduları başkomutanı Trikopis her 10 Kasım'da onun resminin önüne geçip saygı duruşunda bulunuyor.
en büyük düşmanına böylesi saygı duyduran kaç lider var dünyada? Sorarım sizlere. UNESCO doğumunun 100. yılında Atatürk Kimdir adlı yazıyı üye ülkelerde bir yıl boyunca yayınlamıştır. Yunanistan Başbakanı onu Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştir. ABD Başkanı Bush, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçebilen tek lider Atatürk'tür demiştir. Haiti Cumhurbaşkanı mezar taşına ömrü boyunca Atatürk'ün inkılaplarını takip etmekle gurur duydum diye yazdıracaktır. Düşünebiliyor musunuz? Hayatının büyük bir kısmı savaş meydanlarında geçmiş ama Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriliyor. O Çanakkale'de ölen Anzaklar için onlar bizim artık evladımızdır diyecek kadar alçak gönüllü. Değerli misafirler, Atatürk'ü anlatmaya elbette ciltler dolusu kitap yazsanız yetmez. Bize düşen bugünlerde yas tutmak değil, onu, inkılaplarını ve fikirlerini anlamaya çalışmaktır. Ancak o zaman ulu önderimiz ebedi istirahatgahında rahat uyuyacaktır. Değerli misafirler, ülkemiz onun da dediği gibi siz gençler kahvenlerde değil, kütüphanelerde, laboratuvarlarda sabahladığınız zaman gerçek gücüne ulaşacaktır. Konuşmama ona yazılan en güzel şiirlerden birisiyle bitirmek istiyorum. Atatürk'te et artı kandı. İnsan üstü değildi Atatürk. Atatürk her şeyden evvel herkes gibi kusurları olan küçük büyük ve çirkin de olabilirdi ama güzeldi. Atatürk yorgunluk kahvesini bir su başında yudumlamayı, Serhat türkülerini, Alaturka'yı, mesela Safiye Ayla'yı ve mesela yemeklerde fasulye plakisini seven, güzel konuşan bir İstanbul efendisi. Aşık ve şair, mahcup ve ürkek. Ama bir Adanalı kadar sıcakkanlı, Karadenizli değil ama Karadeniz kadar canlı. Bir Aydınlı kadar oturaklı ve zeybek. Velhasıl bizim bayamızdan, bizim kumaşımızdandı. İnsanüstü değildi yani Atatürk. Tam insandı. Mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Selam ve saygılarımla. Bugün yatağımdan hür kalkıyorsam, ekmeğim ak suyum berraksa, ağaçlar çiçek açıyor, topraklar ısınabiliyorsa, sesim gür çıkıyor, özgür özgür bakabiliyorsam, sen varsın göz bebeklerimde, sen varsın Atatürk'üm, sen varsın. Mustafa Kemal'i düşünüyorum şiirini okumak üzere, okulumuz öğrencilerinden Tuğba Aydoğdu'yu kürsüye davet ediyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece ellerinden öpüyorum. Sayın Kaymakamım, çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Arz ederim.